İyi misin? İçim geçmiş benim. Ben odama gideyim. Dur, gitme. Biraz konuşalım mı? Dertleşiriz. İçini dökersin bana. Rüyamda Sıla'yı gördüm. Gülümsüyordu bana. Bahar. Sıla neden yaptı bana bunu? Sıla? Hadi karıcığım, çıkmıyor musun? Alper yalan söylüyor. Her şeyi hatırlıyorum artık. Kuzey. Kuzey, seni bulmam lazım. Her şeyi anlatmam lazım sana. Sıla! Hadi yatağımıza gel hayatım. Bitsin ya. Hadi odamıza geçelim o zaman. Ben bir ruj süreyim. Kocanla süsleniyorsun ha? Sür bakalım. Yatağımıza geçiyorum, ben çok bekleme, tamam mı? Gözlerime bakınca denizi görüyorum derdi. Bense şimdi hiç gelmeyecek bir gemiyi beklermiş gibiyim. Ben de onun gözlerine baktığımda denizin derinliklerini görüyordum. Huzuru. Öyle bir deniz ki beni alıp daha uzaklara götürüyordu. Orada ne vardı biliyor musun? Vardı. Çocukluğum öyle masum, öyle sevecendi ki ona baktıkça içim ısınıyordu, içim huzurla doluyordu. Süremedin mi kız darucunu?
Her şeyi hatırlıyorum artık. Bunu yapmam lazım. Ona masum olduğunu anlatmam lazım. Sıla? Ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Dışarıdan bir ses geldi de ona bakıyordum. Sen geç hadi içeri, ben de geliyorum şimdi. Tamam gülüm. Sabrım kalmadı artık. Gel. Sen Sıla'yı seviyor musun? Sıla mı? Evet. Söyle, aşık mısın ona? Hayır. Sıla'yı sevmiyorum. Ben onu çıkardım hayatımdan. Tamam? Ama onun adını her andığında gözlerin doluyor. İçin yanıyor. Sevmiyorum. Sıla'yı sevmiyorum. O bana ihanet etti. Beni bırakıp gitti. Belki de acıdın ona. Bakma öyle. Söyle, arzuladın mı onu hiç? Öpmek, koklamak istedin mi? Kuzey, hiç öptün mü onu? Nasıl becerdin? Ya yemin ederim ben bir şey yapmadım. Birden patladı ya, bastır. Sen bir şey yapmamışsındır, ben eminim ona. Bırak, bırak. Tamam bak, sen bastır. Ben şu banayı kapatayım. Of! Sıla'mla yok benim hayatımda. Kapatalım bu konuyu, tamam mı? Gülüm, geç şöyle. Yok, olmaz öyle. Ben bir rujumu süreyim, saçımı yapayım, hazırlanıp geleyim hemen. Sen böyle de çok güzelsin. Yok, olmaz. Ben hemen hazırlanıp geliyorum, tamam? Bu ne lan? Sıla içmemiş mi ilaçları? Kandırmış beni. Sıla! Ne demiş, ne demiş? Sopayla döverim seni demiş. Of. Of ya. Kuzey. Ya Bahar, bir şey söyleyeceğim. Bunlar senin nereden aklına geliyor ya? Bak yemin ederim. Karnım ağrıyor. Bak daha fazla gülmek istemiyorum. Tamam yeter. Of. Sıla da güldürdü mü seni hiç böyle? Evet.
Çok güldük. Ama sonunun böyle olacağını bilseydim gülmezdim. Bahar. Sıla bana bunu nasıl yaptı ya? Ben ona nasıl kandım? Nasıl inandım? Yalnız değilsin. Ben de inandım. Ama sevmemiş işte. Gerçek sevgi her şeye rağmen, herkese rağmen sevmektir. İçinde bir umut olmasa da yaşayabilmektir. İşte tam da ben Sıla'nın beni bu şekilde sevdiğini düşündüm. Tam da bu şekilde. Ama sevmemiş işte. Öyle sevmek herkesin harcı değil. Odama gideyim ben. Kalkayım. Yatayım. Tutun bana. İyiyim. Başım dönüyor, çok başım dönüyor. Sıla dedim. Bir yere gidemezsin. Bırak dedim beni, artık her şeyi hatırlıyorum. Ya bırak! Bırak beni! Ya bırak! Nereye gidiyorsun? Benimle evleneceksin. Anladın mı? Sapla! Seninle evlenmektense ölürüm daha iyi. Sapla hadi! Alper! Hatırlarsın tabii. İlaçları içmezsen hatırlarsın. Nasıl kandırırsın ha sen beni? Bırak dedim beni, bırak! Bırak! Bugün de bırakmam seni. Sen benim karımsın lan. Anladın mı? Hiçbir şeyin değilim ben senin. Kuzey'i kandırdın. Beni kaçırdın. Yalan söyledin bana. Seni sevdiğim için yaptım. Ama ben senden nefret ediyorum. Nefret ediyorsun ha? Evet. Ölürüm de senin olmam. Ben Kuzey'e aşığım. Bu hayatta bir tek onu sevdim. Seni Kuzey'e bırakmam. Anladın mı beni? Sen benimsin. Bırak dedim beni, bırak! Bırak! Bırakmayasın Sıla. Bırak! Öldürürüm de bırakma. Aferin, bırak beni dedim. Bırakma! Ya bırak! Bırak! Sevmek... Sevmek... Herkesin harcı değil. Değil. Ha? Of. Of, titreme geldi bana. Tamam, tutun bana. Sen çok fena hasta olmuşsun. Ay. Geç şöyle, geç. Ha, nefesim de ısındı. Ateşim var benim. Var tabii. 39 derece. Bak, ben şimdi sana nenemin karışımından yaparım, hiçbir şeyin kalmaz. Yok, ben içmem bundan. Ama daha önce içtin. Hemen nasıl iyileştirdi ateşini düşürüp kaldırdı ayağı seni? Ne vardı onun içinde? Ihlamur, kekik, limon kabuğu, enginar kabuğu ve nar ekşisi. Yok, ben hatırladım. Hayatta içmem. Hatırım için. Yoksa benim hiç hatırım yok mu sende? Tamam, hadi yap, içeceğim.
Bırak dedim beni, bırak! Öldürürüm de bırakmam. Kuzey seni sevmiyor. Sen beni seviyorsun. Nefes alamam. Neden seviyorum? Kuzey değil. Alper, boğulurum. Alper, boğulurum. Beni bırakma Sıla. Boğuluyorum Alper, bırak. Beni bırakma. Hiçbir yere gidemezsin. Alper. 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 Alper ölmedin değil mi? Allah'ım affet beni. Ne olur gözlerini aç, ölmedin de ne olur. Ölmedim. Sen Kuzey'i bırakmadın değil mi? Hiçbir yere gidemezsin. Sıla! Sıla! Allah kahretsin. Filizlenir bu tohumlar. Hemen çiçek açar. Uğurdur bizim orada. Bu tohumu kim dikerse... aşkına deva, umutsuzluğuna umut, çaresizliğine çare bulur derdi. Sana geliyorum Kuzey. Sana her şeyi anlatacağım. Seni deliler gibi seviyorum. Sevmek ne biliyor musun? Hiç umudun olmasa da beklemek. Bir ömür beklemek. Artık beklemeyeceğim. Zaten yeterince geç kaldık. Ya ne yapıyorsun ya? Bir gören olacak. Demin öyle demiyordun ama. Bana bak. Heh. Yarın tekrar görüşür müyüz? Bilmem. O istediğim inci kolyeyi alacak mısın? Almam mı? Sen yeter ki hadi. Kolyeyi hazır ettiğinde haberleşiriz. Peki. Sıla. Hmm.
yapmış yine. Kuzey! Kuzey aç kapıyı, ben geldim. Kuzey aç kapıyı, bak ben geldim. Her şeyi anlatacağım sana. Alper kaçırdı beni. İlaç verdiler bana. Kuzey aç kapıyı. Ya Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Kuzey. Kuzey aç kapıyı. Ben yanlış bir şey yapmadım. Kuzey ne olur. Şimdi yaktım çıramı Sıla Hanım. Sen dur. Ben şimdi sana gününü gösteririm Sıla Hanım. Ay eyvah, içeri girdi. Ben bu hayatta bir tek seni sevdim Kuzey. Ölümüne sevdim. Sıla, niye yaptın bunu bana? Ben yapmadım Kuzey. Ben kötü bir şey yapmadım. Her şeyi anlatacağım sana. Sıla da beni seviyor sandım. Öyle sevdim ki onu. Gözlerim kör oldu. Ne yapıyor bu? Nasıl geldi buraya? Hala. Hala koş, Sıla kaçtı. Biliyorum salak, şu anda önümde. Önünde mi? Evet. Eve geldi, çıktı gitti bir yere, ben de takip ediyorum. Kuzey'i gördün mü? Ne bileyim, geldiği gibi çıktı. Ya bir kıza sahip çıkamadın. Allah kahretsin, ilaçları içmemiş. Hafızası yerine geldi, her şeyi hatırlıyor. Ya salak. Sana güvenende hata. Sana güvenende. Allah Allah. Ya şu kızı bir kaçırmadan elinde tutamadın. Çabuk buraya gel. Ben. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sıla ve Kuzey. Aşka bak. Ya sen delirdin mi ya?
Ya iki dünya bir araya gelse, ya güneş doğudan değil batıdan doğsa, kırmızı kar yağsa ben sana ancak o zaman aşık olabilirim. Anladın mı beni? Sen ve ben. Böyle bir şey olabilir mi ya? İmkansız. Böyle bir şey olamaz. Olmaz mı? Bu dünyada imkansız olan bir şey varsa o da benim aşık olmam. Hatta benim sana aşık olmam. Anladın mı beni? Bunu iyice aklına sok. Ya öyle iyi oynadın ki ben bile inandım sana ya. Ya bizden ne istedin Sıla? Niye yalan söyledin? Neden yaptın? Neden? Bize bunu niye yaptın? Şimdi yakaladım seni Sıla. Kahretsin. Nereye gitti bu kız? Allah Allah. Alo. Kuzey uyuyor da biraz yorgunmuş. Telefon. Telefon aşağıda unutmuş. O yüzden ben açtım. Siz gece gelmiyor musunuz? Tamam. Tamam söylerim ben. Allah Allah, nasıl olur ya? Bu kız sanki yer yarıldı, yerin içine girdi ya. Hala, Sıla her şeyi hatırlıyor. Eğer Kuzey'e anlatırsa yanarız. Onu bulmamız lazım, anladın mı? Yanacağın şimdi mi aklına geldi? Şapşal! Ben ne yapayım? İlaçları içmemiş. Ya ben ilaçlara o kadar para döktüm. Bir kız elinde tutamadım. Bir kıza sahip çıkamadın ya. Hala yeter. Yeter değil mi? Yeter. Eğer şimdi polise giderse görürsün o zaman yanmayı. Ya ne güzel, Sıla'yı sen yanında tutacaktın. Ben de Bahar'la Kuzey'in arasını yapacaktım mis gibi. Ama hayır, illa bir çuval inciri berbat edeceksin. Yürü hadi, yürü. Demek bunları benim için yaptırdın. Beni kandırmak için. Ben seni hiç kandırmadım Kuzey. Kol dövmelerini senin için işlemiştim ben. Sen de beni seviyorsun sanmıştım. Meğer ben yokmuşum senin için. Belki de hiç olmamış. Sen yoksan eğer... yaşamanın da bir anlamı yok. Alper, sen şu tarafa bak. Nerede bu kız ya? Sıla! Sıla! Allah'ım, nerede bu kız ya?
Sıla! Sen niye geldin ya? Ben sana kızı bulmadan gelme demedim mi? Sabaha kadar dolaşmadığım yer kalmadı hala. Sıla yok. Evden ne haber? Ne bileyim. Bütün gece burada bekledim Sıla gelir diye. Allah'tan Kuzey evden hiç çıkmadı. Çok şükür. Nerede bu kız hala? Ne planlıyor? Hatırlıyor her şeyi. Hatırlıyor. Hülya geliyor, saklan. Kuzey! Ne oldu dün gece? Nasıl yani? Hatırlamıyor musun? Sevmek ne biliyor musun? Hiç umudun olmasa da beklemek. Bir ömür beklemek. Artık beklemeyeceğim. Zaten yeterince geç kaldık. Bahar. Ben çok... Dur. Tamam dur. Sakin ol, bir konuşalım, tamam mı? Kuzey, ablam neredesin? Ay, 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 ay. Vallahi billahi belim, bıkınım tutuldu. Ay, o Feraye'nin kanepesi taş mısın taş? Yani kaç yıllık gelinimiz misafir ağırlamayı bir türlü öğretemedi bana ben. Yani misafir odasını açsaydı keşke. Kızım yer mi var? Ha? Belkıs zaten orada kalıyor. Doğru. Ege de Zeynep'i alıp getirmiş alt kattaki odaya. Ay, doğru. Anne, iki kadeh var orada. Aa, Allah Allah. Kim geldi ki? Bilmem. Kuzey herhalde uyuyor. Odasına bir bakalım hadi. Allah Allah. Naciye teyze. Bahar, tamam. Bir sakin ol. Korkma, tamam? Bir sakin. Nasıl sakin olayım? Aynı yataktayız. Kuzey, oğlum. Kuzey, biz geldik ablacığım. Tamam, yani ben bir şekilde açıklamaya çalışacağım onlara. Sakın. Sakın onlara bir şey söyleme. Beni burada görürlerse mahvederler. Bahar. Bahar, tamam. Bir sakin ol, Bahar. Kuzey, hasta mısın ablacığım? Bak merak ediyoruz. İçeriye giriyoruz. Vallahi açıyorum ben. Aç.
Hala yatakta vallahi. Oğlum hasta mısın? Ay anne, ateşi mi var yoksa? İyiyim. Hasta falan değilim, ateşim de yok. Tamam mı? Ay akşamdan kalma vallahi. Kuzey, kim geldi akşam? İkinci kadeh kimin? Abla. Hadi çıkın dışarı, giyineceğim hadi. Ay oğlum vallahi bir bu eksikti. Ay Allah'ım yarabbim. Benim hiçbir kötü alışkanlığı olmayan Gül gibi oğlum akşamdan kalmış. Üstelik yalnız da değil. Annem biz çıksak Kuzey de giyinsin. Hadi bir gel. Ha, dur ya, niye çıkalım? Oğlum kim geldi kuzum senin yanına ha? Yani zaten senin yanına gelen var ya sağlam pabuç değildir oğlum. Bırak gitsin, bırak. Ay, anne sen de bir tuhafsın ya. Ay bilmeden etmeden. Ay neyi bileceğim Allah aşkına ya? Bilmediği bir adamın evine gelip onunla içki içen doğru düzgün bir kız mıdır ya? Ay, bak oğlum ben öyle gelin falan istemem, bak haberin olsun. Annem biraz modern olsan diyorum ha. Bak belli ki güzel bir gece geçirmiş Kuzey. Hadi. Ay Allah'ım ben öyle güzel bir gece falan istemem ya. Ay şeytan kulağını kursun. Ya yeter! Çıkar mısın dışarı? Çıkın dışarı, üstümü değiştireceğim hadi. Anne hadi! Ya tamam da yani böyle... Sabahtan beri konuşuyorsunuz, bir dünya senaryo yazdınız yine ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bahar. Dur bir dakika, bekle bir konuşalım. Bahar. Biri yatıyor. Ölmüş mü? Bir nabzını kontrol edin. Kuzey. Yaşıyor. Hemen ambulansı arayalım. Beni duyuyor musun? Adın ne? Sıla. Adım Sıla. Hasta mısın? Hastaneye götürelim mi? Yok. Yok, iyiyim ben. Kuzey kim? Onu arayalım. Hayır. Hayır, aramayın istemem. Gel iyi değilsin, doğrul biraz. Kuzey kocası herhalde. Kocasını aradım ama açmıyor. Tekrar deneyeceğim. Efendim? Alo, Kuzey Bozbey ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Burada bir kız var. Adı Sıla. Ağacın altına düşüp kalmış. Sizi sayıklıyor. Sıla mı düşmüş? Neredesiniz? Evet. Tamam, biliyorum orayı. Kızım, sana dün gece buraya kim geldi diyorum. Niye söylemiyorsun? Bahar, söyle ablacığım. Bak iki kadeh vardı. Kadın mıydı gelen? Ben bilmiyorum. Senin gözlerin niye kırmızı? Şey biraz başım ağrıyor da. Dün gece bize Kuzey uyuyor dedin. Oysa biz sabahleyin buraya geldiğimizde bir şişe içki ve iki tane de kadeh vardı. Niye söylemedin telefonda bunu? Kuzey uyuyordu. Kuzey misafir gündüz mü geldi? Evet. Tamam biliyorum. Sıla iyi mi? Tamam. Koru Yeşil Parkı. Sıla'yı değilse ambulans çağırın, ben hemen geliyorum. Tamam, tamam, teşekkürler. Sıla'yı bulmuşlar. Sıla mı? Al.
Al da zıkkımla. Bir de utanmadan benden çay istiyorsun. Allah insaf et ya. Sabaha kadar kızını aradım. Ya sanki ben uyudum. Senin akılsızlığının cezasını ben de çektim. Bana bak, bir kıza sahip çıkamadın. Şu Sıla'yı bulmadan geleyim deme. Ya oğlum! Ya oğlum! Yani niye gidiyorsun? Anlamıyorum ki. Ya anne! Kaç defa anlatacağım. Sıla'yı bulmuşlar. Baygın halde yatıyormuş. Ne olmuş? Cavidan sen ne yapıyorsun orada? Ben açık havada çay içiyordum da siz Sıla dediniz, onu duydum. Ne olmuş? Koru Yeşil Ormanı'nda bulmuşlar, tamam mı? Baygın halde yatıyormuş. Arayan kadına demiş ki Kuzey gelsin. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Kuzey oğlum, bak bu da bir tuzak olmasın sakın. O Alper denen kansızla Sıla yine sana tuzak kuruyor kesin. Ay vallahi olabilir ha. Kuzey bak, Cavidan abla doğruyu söylüyor. Vallahi seni bırakmam. Al benden de o kadar. Oğlum bırak şu Sıla hanımefendi ne hali varsa görsün yahu. Olmaz. Benim gidip kendi gözlerimle görmem gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim, bunlar senin nereden aklına geliyor ya? Bak yemin ederim, karnım ağrıyor. Bak daha fazla gülmek istemiyorum. Tamam yeter. Of. Sıla da güldürdü mü seni hiç böyle? Evet. Çok güldük. Ama sonunun böyle olacağını bilseydim gülmezdim. Geliyor. Ne? Sıla! Sıla nerede? Orada. Merak etmeyin. Ağlıyor sadece. Sizi sayıklıyordu. Allah korusun. Öldü sandık önce. Yaralı mı? Bir şey var mı? İyice baktınız mı? Yok yok, bir şey yok. Gelin kendi gözlerinizle görün. Sıla! Sıla! Şimdi buradaydı. Buradaydı, gitmiş. Sıla! Peki, sağ olun. Neredesin Sıla? Neredesin?
Herkes gitti. Ağzını açacağım. Sakın bağırma. İyi misin? Niye konuşmuyorsun? Niye kaçmıyorsun Sıla? Sıla bak. Beni yaralayıp defolup gittin. Şimdi niye duruyorsun? Bu da bir oyunsa. Yürüyebiliyorsun. Aferin. Bana bak Alper. Daya ilacı. Elini korkak alıştırma ya. Sıla yattığı yerden kalkamasın. Bana bak. Bu sefer de kızı elinden kaçırırsan yemin ediyorum seni gebertirim. Cavidan abla. Hah Cavidan abla. Bahar nerede? Ay anam yani çaydanlığın altı yanmış resmen ya. Nerede bu kız? Yani... Benim zaten aklım Kuzey'de Sıla'nın yüzünden başına bir şey gelecek mi diye uğraşırken bir de sizin peşinizde koşuyorum ya. Sıla kesin bir numara yaptı. Kuzey'i kandırmasa bari. İmkansız. Şey, yani Kuzey Bey oğlum artık Sıla'ya inanmaz. Ben şu mutfağa bir bakayım. Ben mutfaktaki her şeyi hallettim. Bana bak. Bundan sonra Bahar mutfakla ilgilenecek, sen üst kata bakacaksın. Mesela şimdi çarşafları, ev resimleri falan hep değiştiriver bakayım. Hadi, hadi. Olur tabii. Naciye seni mutfağa çağırıyor. Bahar? Kız uyudun mu sen? Kız neyin var? Bahar? Kız? Aa. Kız ne oldu? Ağladın mı sen? Hiç. Ne demek hiç? Zaten sabahtan beri bir tuhaf davranıyorsun. Ya anlat bakalım ne oldu? Bir şey yok dedim ya anne. E niye ağlıyorsun o zaman? Hastayım anne, başım ağrıyor. Bana bak kız. Dün gece ben yoktum. Naciye ile Hülya da yoktu. Ne yaptınız dün gece Kuzey'le? Ne biçim soru anne ya? Ne yapacağız? O uyudu, ben de uyudum. Tam tahmin ettiğim gibi. Salak. Ne güzel fırsatı değerlendirseydin ya. İki kadeh bir şey koysaydın. Bir müzik açsaydın, raks etseydin. Ama nerede? Sıla. Kızım bir şey desene. Kuzey'e gideceğim diyordun. Onu seviyorum diyordun. Ne oldu şimdi sana? Bana bak sen yine bir oyun çeviriyorsun. Kaçtın gittin.
Şimdi kaderine boyun eğmiş kurban gibi karşımda duruyorsun. Bana bak, ilaç vermeyeyim diye mi yapıyorsun bunu? Yine kandırıyor musun beni? Oldu sana Sıla. Yapacaksan yap. Yap hadi. Yap da bitsin bu acı. Sıla yok. Nasıl yok? Yok işte anne, yok. Gittiğimde yoktu. Yine bir iş çevirmiştir. Ama ne? Abla yeter. Bu konuyu kapatın, tamam mı? Bir daha Sıla lafı duymak istemiyorum ikinizden de. Kuzey, biz kapattık da sen kapatmadın. Hani bu kız senin için ölmüştü? Yine gittin peşinden. Ben yemeği hazırlıyorum. Ya sana kaç kere söyleyeceğim? Bahar mutfakla ilgilenecek, sen yukarılara bakacaksın diye. Ya tamam da Bahar biraz hasta. Ay evet, geldiğimizden beri bir tuhaftı vallahi. Böyle gözleri de kızarmıştı. Hakikaten ya. Sabahtan beri de böyle bir tuhaf, sanki ruh gibi dolaşıyor gibi. Kuzey, dün gece bir şey mi oldu oğlum? Ay anne, ne olacak? Ay hastalandı, dinlenince iyileşir. Ay ne bileyim kızım, hani Kuzey kızıp azarladıysa kızın da böyle canı sıkılmıştır diye düşündüm. Yok canım, Kuzey Bahar'a kıyamaz. Ben bir gideyim bakayım. Eğer kendini kötü hissediyorsa doktora falan da götürürüm onu, tamam? Sen ne bakıyorsun öyle? Hiç. Anlamadım ki hala. İlacı yaptım, kolumu uzattı. Kaçmaya bile çalışmadı. Allah Allah. Dün de eve geldi. Kuzey'e her şeyi anlatacaktı. Ta odasına kadar gitti. Sonra ne olduysa vazgeçti. Ben de anlamadım vallahi. Kuzey'e bir bakalım. Seni sonra ararım ben. Kuzey'e bir bakalım. Bahar'a bakacağım dedi, gelmedi. Ay Bahar nasıl oldu acaba? Ay Allah aşkına, bana ne Bahar'dan ya? Kuzey'e bir bakalım. Ay vallahi şiştim, şiştim. Bahar, girebilir miyim? Kuzey git ne olur. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Çok utanıyorum, lütfen git. Bahar, bak sen yanlış bir şey yapmadın, tamam mı? Ortada bir hata varsa benim hatam. Biraz konuşabilir miyiz? Bakma bana öyle. Deme bir şey. Lütfen git, çok utanıyorum. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum, git. Bahar, biraz konuşalım, tamam?
Kuzey? Ay, ilaç getirdim ben de sana. Migren değil mi? Benim de çok ağrırdı. Ben içtim ilaç. Sağ ol Hülya abla. Ha. Ağlıyor mu? Başı ağrıyor ya, ondandır. Ha. Ben yatayım biraz. Karanlıkta yat olur mu? İyi gelir. Dün gece Kuzey ile aramızda ne oldu? Güldün mü sen? Gel buraya. Sıla'yla mı ilgili yoksa? Kız o mu geldi? Kuzey'e bir şey mi söyledi? Hayır. Kız söylesene, ne oldu? Kuzey'le ne yaşandı dün gece? Diyorsun anne sen ya. Sen bana bak. Sabahtan beri bir tuhafsın. Belli ki bir şey yaşanmış. Niye bana söylemiyorsun? Söylesene. Bir şey yok. Bana bak. Bana bak. Cavidan'ım ben. Duyuyor musun? Cavidan'ım. Yer miyim bunları? Söyle diyorum. Bir şey olmuş işte Kuzey'le aramda. Tamam bırak kolum anne ya. Bir şey olmadı. Ben gideceğim zaten. Kalmayacağım burada. Nereye gidiyormuşsun? Köye. Kalmayacağım burada. Okul da okumayacağım. Bitti. Nereden çıktı şimdi? Ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme. Bahar. Bahar kızım. Ay, ne yaptın sanıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gelme peşimden anne. Gidiyorum ben. Hayır. Bırak hiç yere göndermem seni. Ay, Allah Allah. Cavidan hey. Ne oluyor burada? Ya Bahar, memlekete gideceğim diye tutturdu. Okul filan da okumayacak. Allah tamam, Allah, tamam. Ne demekmiş o ya? Tamam uzatmayın, geç şuraya. Ben gidip bakayım. Git. Bulur gelirim onu, tamam? Getirse bari. Getirir, getirir. Gözlerime bakınca denizi görüyorum derdi. Bense şimdi hiç gelmeyecek bir gemiyi beklermiş gibiyim. Ben de onun gözlerine baktığımda denizin derinliklerini görüyordum. Huzuru. Öyle bir deniz ki beni alıp daha uzaklara götürüyordu. Huzura. Orada ne vardı biliyor musun? Ne vardı? Çocukluğum. Öyle masum. Öyle sevecendi ki. Ona baktıkça içim ısınıyordu. İçim huzurla doluyordu. Bahar. Kuzey. Ne oldu dün gece? Nasıl yani? Hatırlamıyor musun?
Bahar! 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 Bekle! Gitme Bahar. Gitmek zorundayım Kuzey. Yapamam. Gitmek istiyorum. Çok utanıyorum senden. Bahar, bırakmam seni. Sen yanlış bir şey yapmadın. Tamam mı? Ben yaptım. Ortada bir hata varsa benim hatam. Çok büyük bir hataydı. Evet, hataydı. Ama o hatayı ben yaptım. Sana aşık oldum. Seni çok seviyorum Kuzey. Ablama rağmen, herkese, her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ben sana aşık oldum Kuzey. O yüzden senin oldum. Biliyorum sen beni sevmiyorsun. Sevmeyeceksin de. Ama yapamam. Gitmek zorundayım. Bahar. Lütfen. Ben buna izin veremem. Tamam mı? Ben senin gitmene izin veremem. Konuşalım. Ne dedim? Sen yanlış yapmadın. Ortada bir hata varsa benim hatam. Hepsi benim yüzümden. Tamam mı? Benim suçum. Ama ben bunu düzelteceğim. Bak sana söz veriyorum, bu hatamı düzelteceğim. Ben seni seviyorum. Ama insan olarak, ailemden biri olarak ben sana aşık değilim Bahar. Olamam. Sen de değilsin. Sen sadece beni sevdiğini zannediyorsun. O şekilde sevmiyorsun beni. Bak ben sana ne dedim? Bu hatayı düzelteceğim. Ne olursa olsun bedelini ödemeye hazırım. Ama tek bir şey isteme benden. Ben sana kalbimi veremem Bahar. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Biliyorum. Ben kendimi biliyorum. Ben sevemem. Ben bir daha öyle sevemem. Çünkü burada bir kalp yok. Gidiyor bu. Allah Allah. Ne oldu ki gidiyor şimdi bu kız? Vallahi bir bilsen. Ay, bir de konuşuyor. Ya ben bir gideyim. Anne bir dur. Bekle anne, bekle. Ya neyi bekleyeyim ya? Neyi bekleyeyim? Bir şey döndüğü belli. Yoksa bu kız böyle apar topar valizini alıp niye gitsin? Kuzey ne biliyor da konuşuyor? Cavidan söyle bana. Ne kızının derdi? Ya vallahi billahi bilmiyorum. Aa öyle mi? Sen anası değil misin be? Sen bilmeyeceğin de ben mi bileceğim? Anne kadın bilse niye söylemesin? Kız sen onun avukatı mısın? Yahu şu eve bir gece gelmedik. Sadece bir gece. Bir geldik ki kızın suratı beş karış. Ağlamaktan gözleri morarmış. Kuzey dersen içmiş içmiş sızmış. Neler oluyor Cavidan? Ya ben de geç geldim. Yani dün gece ben ne Kuzey'i ne de Bahar'ı görmedim. Sen neredeydin? Sen neredeydin de geç geldin ha? Neler çeviriyorsun sen? Allah Allah. Aşk olsun Naciye Hanım. Ne iş çevireceğim ben ya? Akrabamdaydım. Yok yok. Kesin bir şey oldu. Ben bir bakacağım. Anne dur. Bak Kuzey anlatır annem. Dur. Bekle gözünü seveyim. Kız ne oldu? Ağladın mı sen? Hiç. Ne demek hiç?
Zaten sabahtan beri bir tuhaf davranıyorsun. Ya anlat bakalım ne oldu? Bir şey yok dedim ya anne. E niye ağlıyorsun o zaman? Hastayım anne, başım ağrıyor. Bana bak kız. Dün gece ben yoktum. Naciye ile Hülya da yoktu. Ne yaptınız dün gece Kuzey'le? Yoksa? Bu ne rezillik? Bahar, bu yatağa mı girdi yoksa? Gördün mü? Yani. Bunun ne işi var burada? Bahar'ın küpesi değil mi bu? Kuzey'in yatağında bunun ne işi var ya? Bak, yastığa da bak. Uzun uzun saçlar var yastığın üstünde. Şey... Öyle, bu babaannesinden kaldıydı. Tamam işte, onun burada ne işi var? Bana bak, yoksa sen şimdiye kadar aklındakini mi yaptın ha? Düşündüklerini mi yaptın? Anne, anne biraz sakin olsan, öyle konuşsak. Sakin makin olamam. Daha ilk günden senin derdin buydu değil mi? Kızını oğluma yamamaya çalışıyorsun. Tövbeler olsun. Ya ne tövbeleri olsun? Ama ben size pabuç bırakmayacağım. Bana bak, artık bu evde siz bir dakika bile duramazsınız. Kızını da alıyorsun, hemen bu evden çekip gidiyorsun. Anne. Sen sus. Naciye Hanım, ne diyorsun sen? Anne, biraz sakin olsan, hani öyle konuşalım diyorum. Ha? Sakin mi? Ya oğlumun yatağından küpe çıkıyor ve aşağıda içki kadehleri duruyor. Naciye Hanım, ne diyorsun? Ne diyeceğim ben? Kızın oğlumun etrafında dolanıyor sürekli. Ya telefonla arıyorum, o çıkıyor. Kızın gitti, Kuzey de hemen peşinden gitti. Ne demek bu? Söyle bir bakayım. Biraz ağır oluyor. Senin de kızın var. Ayıp değil mi bu söylediğin? Ben kızımı sokakta bulmadım. Aa, öyle mi? Ben de oğlumu sokakta bulmadım. Ben öyle bir şey demedim. Kuzey Bey oğlum yakışıklı, akıllı, zengin. Ama yani öyle diye de ben kızımı senin oğlunun koynuna sokacak değilim. Nikah var, düğün var. O kadar geniş değilim. Kimse değil. Değil de bu ne o zaman? Ha? Ya bana bu sabah çarşafları değiştir dedim. Benim de elimdeki iş bitmemişti. Bahar'a dedim. Demek ki onu yaparken düşürmüş. Allah Allah, sen de tutturdun. Aman Bahar Kuzey'in odasına girmeyecek diye. Ne bileyim işte, o yüzden de sana söyleyemedim. Ya tamam, bu evin hanımısın ama yeter. Bir sustum, iki sustum. Benim de bir haysiyetim var. Şey, Cavidan abla, sen de o kadar şey etme sen. Yok, 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 yok. Yeter. Kuzey Bey oğlum gelsin. Bana bu söylediğin her şeyi bir bir söyleyeceğim ona. Kızımı da alıp buradan gideceğim. Ya şu düştüğümüz hale bak be. Bahar, Bahar. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Senden hiçbir şey istemiyorum. Unutalım. Olmadı böyle bir şey, tamam mı? Olmadı. Ağlıyor musun sen? Bahar. Bahar, bana bak. Bahar, yüzüme bakar mısın? Bahar. Bakamam. Çok utanıyorum. Bahar. Sen utanacak bir şey yapmadın. Tamam mı? Çok utanıyorum Kuzey. Bakamam. Duygularımdan, sana söylediklerimden çok utanıyorum. Thank you.
Yağmuru değil, rüzgarı severim ben Kuzey. Neden? Rüzgar sana zarar vermez. Yağmur gibi ıslatmaz seni. Üşütmez. İçindeki huzursuzlukları alır, götürür. Rüzgarın sesi sırdaş olur sana. Rüzgar seni bulursa sakın kaçma derdi babaanne. Kollarını kocaman aç, gökyüzüne bak. Bırak rüzgar alıp götürsün içindeki kederi. Acını dindirsin. Gözyaşlarını kurutmasına izin ver. Bırak yüreğine şifa olsun rüzgar. İzin ver Kuzey. İzin ver. Sıla. Kuzey. Konuşalım diyorsun ama konuşacak bir şey yok bence. Ya ben seni artık ne üzmek ne de kırmak istiyorum. Ya yüzüne bakmaya bile utanıyorum ya. Böyle yaşayamam ben. Biraz önce ne oldu? Rüzgar esti, geçti. Bak şimdi her şeye durgun. Huzur dolu. Rüzgar bütün kötülükleri aldı götürdü. Güneş açtı. İşte gençlik aşklarında böyle bir şey var. Rüzgar çıkar. Fırtına olur. Her şey alt üst olur. Tıpkı duyguların gibi. Sonra bir bakmışsın. Rüzgar bütün üzüntüyü, kederi, her şeyi almış götürmüş. Öyle genç, öyle tecrübesizsin ki. Sen bana aşık olduğunu sanıyorsun Bahar. Ama aşık değilsin. Bahar, bak sana tekrardan söylüyorum. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ben yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Ama sen benim hatam yüzünden hayallerinden vazgeçme Bahar. Sen okuyacaksın. Artık istemiyorum. Bahar. Bak beni bu hatamla, vicdan azabımla baş başa bırakıp gitme. Ne olur. Okuyacaksın sen. Hayallerinin peşinden gideceksin. Ve ben hep senin yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Sıla. Sıla Gül'üm ne yapıyorsun burada? Şu saçının haline bak dağılmış hep. Niye dışarıdasın sen? İyi misin? Sıla. Hadi gel. Hadi gel içeri gidelim. Hadi. İyi misin? Neden dışarıdaydın sen? Ha? Allah'tan iyi geldi aklıma. Bahar çarşafları değiştirirken düşürmüş dedim de... ...yılan Naciye çekti o dilini üstümde. İyi de... ...bu küpenin Kuzey'in yatağında ne işi var? Cavidan! Cavidan! Ay siz niye zahmet ettiniz? Ben gelirdim, buyurun. Yok, yok da şu... Demek ki konuyu kapatalım ha. Kuzey'in duymasına gerek yok. Bence de canına bir tatsızlık çıkacak şimdi. Yani bir şey değil de hani Bahar üzülür. Genç kız böyle şeyler söylenmez, ayıp. Vallahi Hülya'cığım, o ayıp benim değil. Tamam, tamam, tamam. Benim. Yani öyle yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum, düşünebiliyor musunuz ya?
Kuzey ile Bahar aralarında bir şey oldu zannetti. Yani Allah korusun, öyle bir şey olsa var ya, ben hökçeten giderim kalpten ya. Ya biri benim oğlum, dünya tatlısı Kuzey, diğeri Bahar. Bir arada düşünebiliyor musun ya? Ne bakıyorsun öyle, ne bakıyorsun? Benim oğlum inşallah kendine uygun birisini bulup onunla yuvasını kuracak. Üf, ay inşallah başka bir şey olmasın. Neyse neyse, bu konu burada kapandı. Cavidancığım, aşağıdaki mutfak dolapları yarım kaldı biliyorsun. Öyle düştün, düşünce de tamamını temizleyemedin. Hadi sana zahmet, aşağı in, yarım kalan işini tamamlayıver canım. Hadi canım, hadi. Kolay gelsin Cavidan abla. Sağ Bahar. Teşekkür ederim. Gitmediğin için. Kuzey, ablam yüzünden değil mi? Ablam yüzünden kimseyi sevemem dedim. Tamam. Sormadım say. Unutalım her şeyi. Hayatımıza iki gün önceden devam edelim, olur mu? Sıla. Konuşmayacak mısın bir daha? Kuzey yüzünden mi? Konuşsana. Sen gittin Kuzey'e. Niye konuşmadın? Niye hiçbir şey anlatmadın? Sıla bir şey söylesene. İlaç yüzünden böyle oldu ya. Bozumu fazla kaçırdık. İlaçları vermesem ya Kuzey'e gider ya polise. Her türlü başıma belaya sokar beni. Sıla. İlaç saati. Bakmayın öyle. Hepsi bu. Ne yani? Sen bu yüzden mi gitmeye karar verdin? İşte hukuk bölümü zor, okuyamam, başarılı olamam diye kız korkmuş. Daha kaç kere anlatacak anne? Kuzey seni nasıl ikna etti? Ay sen yine mi ağlıyorsun? Ay kuzum benim ya. Bak bunu kazanan bir şekilde bitirir de. Ay sen niye bu kadar dert ediyorsun kendine? Ya hakikaten sen nasıl kalmaya ikna oldun? Kuzey kal dedi. Gençlik şeyleri geçer dedi. Ben biraz uyusam olur mu? Tamam, git uyu. Teşekkür ederim. Ama bak, bir an önce iyileş. Çünkü sen de annen de buranın bir çalışanısınız. Bir an önce işinize geri dönün. Ben bir gidip bakayım. Sonra geri gelirim. Gir. Bana bak, cevap ver. Bu küpenin ne işi var Kuzey'in odasında? Ya Naciye'den işitmediğim laf kalmadı. Bahar Kuzey'in çarşaflarını değiştirirken düşürmüş dedim de kapadı çenesini cadı. Anlat bakalım ne oldu? Kız susmasana anlat. Şey oldu anne. Kuzey Bey hastaydı. Grip olmuş. Ben de ona çorba götürdüm. Küpem de o sırada düşmüş herhalde. Madem hasta, annesine niye öyle demedin? Hem sen bütün gece ben Kuzey'i hiç görmedim dedin. Naciye teyze endişelenmesin diye söylemedim anne. İnanmıyorsan git Kuzey'e sor. Hadi git artık, yatacağım ben.
Allah Allah. Ya bu Bahar'ın küpesi değil mi? Ne işi var ki burada? Ay. Kuzey Bey oğlum sen burada mıydın? Ben çalışıyorsundur diye dedim ki şu odasını yatağını falan toparlayayım. De şu çarşafları falan uğraşırken elime bir şey böyle battı. Bir baktım Bahar'ın küpesi. Şuraya sıkışıvermiş. Allah Allah. Ya bu nereden geldi ki buraya? Aha, hatırladım. Sen dün gece çay içerken yatağa dökmüşsün. Çarşafı değişsin diye de Bahar'ı çağırmışsın ha. Demek ki çarşafları değiştirirken o arada düşürdü. Ama keşke oğlum şekersiz içseydin çayı. Şimdi şekerli çayın lekesi de çıkmaz. Ya. Artık ayrılık bitti. Bitti değil mi Kuzey? Bitti. Ben sana hiç yalan söylemedim biliyorsun değil mi? İnandın bana değil mi? İnanıyorum tabii ki. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Kuzey. Hem de her şeyden çok. Sıla. Yok değil mi? Hiç. Bir halamı arayayım. Ne oluyor lan bu kıza? Hadi hala aç şu telefonu. Güzel kuş. Bana Kuzey'den haber mi getirdin? Sen ne ilacı verdin bu kıza? Kafayı sıyırdı kız. Söyle ona. Onu çok seviyorum. Şu hareketlere bak. Ona hiç yalan söylemedim. Söyle ona olur mu?
Ben seni seviyorum. Ama insan olarak, ailemden biri olarak ben sana aşık değilim Bahar. Olamam. Sen de değilsin. Sen sadece beni sevdiğini zannediyorsun. O şekilde sevmiyorsun beni. Bu hatayı düzelteceğim. Ne olursa olsun bedelini ödemeye hazırım. Ama tek bir şey isteme benden. Ben sana kalbimi veremem Bahar. Oh be, az beklesen. Kalk kız. Kalk. Kalk, kalk. Ne oluyor anne ya? Kuzey hastaymış da, ona çorba götürmüş de. Evet, git Kuzey'e sor dedim ya. Sordum zaten. Ne o? Sormayacağım mı sandın? Annem gidip sormaz dedin ama sordum. Ne dedin? Sordum. O da bana gerçeği söyledi. Ne anlattı? Her şeyi anlattı. O gece siz Kuzey'le yatmışsınız. Kuzey mi söyledi bunu sana? Ne? Ay! Ay gerçek mi? Bilmiyordun. Kandırdın beni. Ahlaksız! Bir de bana dikleniyorsun ha? Sen ne zaman anlatacaktın bana Kuzey'in koynuna girdiğini ha? Odaya kapamış beni. Bırakmıyor. Sonra babaannemi görmeye o kadar çok istedim ki bir kuş kondu pencereme. Ben de o kuşa dedim ki benden haber yolla babaanneme. Onu çok özledim. Ben gidemiyorum. O gelsin bana dedim. Teselli. Sadece teselli değil. Çare de oldu bana. Kuş babaanneme gitmiş. Bir tüy bırakmış hatta biliyor musun? Babaannem koştu geldi kurtardı beni sonra. Tesadüftür o. Sen böyle bir şey olabileceğine inanıyor musun? Yani kuş gitmiş babaanneme haber vermiş öyle mi? Olmaz öyle şey. Olur. Yeterince seversen, yeterince inanırsan olur. Sen nasıl, sen böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın ya? Utandım anne. Korktum söyleyecektim. Anne. Gel kız gel. Aferin sana. Aferin kız aferin sana. Sen Kuzey'in karısı olacaksın. Sıla işi bitti. Sen Kuzey'le evleneceksin. Sen Kuzey'in karısı olacaksın. Aferin kız sana.
Canım. Pardon. Saattir olsun. Teşekkür ederim. Şey, ben odama gideyim. Bahar. Hep böyle mi olacak? Nasıl? Affetmeyecek misin beni? Affedecek bir şey yok ki. Tamam, kabul ediyorum. Ben bir hata yaptım. O gece bir hataydı ama çok gençsin ve yani... Yapmadın. 21 yaşındayım ben, çocuk değilim. Hem ben de istedim. Senin bir suçun yok. Üzülme artık ne olur. Sen üzülmene dayanamam ben. Ben yaşadıklarımızdan pişmansın ama ben değilim. Bağ. Ne demek istedi şimdi? Anne! Ay! Ay anne! Ay ne bu hal? Ödümü kopardın vallahi. Ay ne olacak ya? Maske sanki hiç görmemiş gibi bağırıyorsun, korkuyorsun. Ay ne bileyim ben. Anne, Bahar'la Kuzey'i gizlice konuşurken duydum ben. Ne? Bahar diyordu ki sen pişmansın ama ben pişman değilim diyordu. Ay Allah aşkına sen bir sakin ol da anlat şunu bakayım, ne oldu? Vallahi anne, kendi kulaklarımla duydum. Bunların arasında bir şey olmasın? Sıla. Güzel bir şey. Sıla. Bu ne? Şey. Senin o. Senin için ördüm. Benim mi? Neden? Çünkü Bahar geldi. Bu bileklik takanı Uğur getirir. Bak, muradın gerçekleştiğinde, senin için Bahar geldiğinde bu bilekliği bileğinden çıkaracaksın. O zamana kadar bileğinde kalacak. Ya muradın gerçekleşmezse, ya Bahar gelmezse? İşte o zaman bileğinden düşer zaten. Bir yolunu bulur, senden gider. Sıla'nın o bileklik bileğinden düşürmüş. Ela gözlüm ben bu elden gidersen dün perişanım. Aklından çıkarma beni,
Çıkarma beni. Sabah sabah ne oluyor ya? Bir de zil takıp oyna bari. Vallahi oynuyor. Ne oluyor lan bu kıza? İyice kafayı yedi, delirdim. Ya kızım Allah'ını seversen sen ne saçmalıyorsun ha? Kesinlikle yanlış duymuşsundur. Kuzey ile Bahar'ın arasında öyle bir şey olamaz. Ya Kuzey ona bakar mı? Ya anne, kızın küpesi Kuzey'in yatağında çıktı, ortalığı ververeye verdin sen. İyi de ben testi kırılmadan olay çıkardım. Ne demekmiş o? Yani şöyle şimdi, Cavidan buna cesaret edemez. Hı. Ya o demedi mi evlenmeden olmaz, ben o kadar geniş değilim demedi mi ya? Annem, az önce duydum, kendi kulaklarımla duydum diyorum ben. Ya kızım bir düşünsene, Kuzey daha dün köyden gelen o kıza bakar mı hiç? Tamam da o zaman o küpenin o yatakta işi ne? Şey Cavidan söyledi ya, Bahar çarşafları değiştirirken kulağından düşmüş dedi ya. Ya öyle dedi de yani o zaman nasıl oluyor? Sen pişmansın ama ben değilim dedi. Ben anlamadım anne ya. Kuzum bak neyse ne onu bilmem. Ama bu senin aklından geçenin olması imkansız. Öyle diyorsun yani. Kızım tabii ki öyle bir şey olsaydı Cavidan durur mu hiç? Vallahi yedi düvele davul çalar, herkesi ayağa kaldırır, Kuzey ile Bahar evleniyor diye ortalığı velveleye verirdi. Bizim de kafamıza vır 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 yerdi sürekli. Yerdi değil mi anne? Ha, yerdi tabii. Bir de baş köşeye kurulur. Ay Allah korusun ama bizi kapının önüne bile koyardı ya, anladın mı? Anladım anladım. Bunlar ne ya? Hayatımda tanıdığım en zeki, en güzel kız sensin. Kuzey. Kuzey bıraktı bunları. Anne, Kuzey nerede? Koşu da daha gelmedi. Tamam çekil ben de gideceğim. Otur oturduğun yere, nereye gidiyorsun? Anne bak Kuzey bırakmış. Çiçek almış, yüzük almış. Bir de not yazmış bana. Bahar. Ya sabah banyodan çıkarken benimle konuşmak istemişti. Aptal kafam anlamadım. Bak ne yazmış bana, kesin evlenmek istiyor benimle. Bahar bu çiçeği de bu yüzüğü de ben aldım sana. Ne? Notu da ben yazdım. Niye peki? Kuzey'le evlenmek için nasıl yanıp tutuştuğunu gör istedim. Hem ben de gördüm. Artık eminim. Sen Kuzey'le evlenmek istiyorsun değil mi? Madem istiyorsun, evleneceksin. Ne? Şöyle yapacağız. Naciye'ye oğlunun neler yaptığını bir bir duyuracağız. Kuzey istemese bile Naciye bu işi temizleyecek. Çalıyor, kendi oynuyor ya. Müzik açayım da bari. Birlikte oynayalım. Dökelim kurtlarımızı, gel.
Ne yapıyorum ben ya? Burada bir kız var. Adı Sıla. Ağacın altına düşüp kalmış. Sizi sayıklıyor. Sıla! Ah, şimdi buradaydı. Buradaydı, gitmiş. Sıla! Sen ne güzel oynayın böyle. Çövlüye bak. Ben gidip Naciye'ye her şeyi anlatacağım. Anne yalvarırım gitme, ne olur ölürüm daha iyi. Bana bak kız. Ya Naciye ya Kuzey bu işi temizleyecek. Anne ben Kuzey'e yapamam bunu, söz verdim. Biz bu konuyu kapattık dedim, kimse duymayacak dedim, yalvarırım yapma. Ne sözü be? Söz nereden çıktı? Anne ben Kuzey'e yapamam bunu. Bak ben unuttum, sen de unut ne olur. Unutayım öyle mi? Seni bir hale getirecekler, dımdızlak ortada bırakacaklar. Ben de unutacağım, öyle mi? Kızım, niye anlamıyorsun? Biz unutsak da unutturmazlar. Ya kirlenmiş bir kızı kimse istemez, almaz. Ya almasın kimse! İstemiyorum evlenmek, anladın mı? Okuyacağım ben. Ne oluyor yahu? Niye kavga ediyorsunuz? Bahar, ağlıyor musun sen? Evet, ağlıyor. Sebebi de belli. Neymiş o? Kızım söylemek zorundayım. Evet Cavit Hanım, neyi söylemek zorundasın? Söyle bakalım. Önemli bir sorunumuz var. Bahar'la ilgili. Anne yapma. Neymiş o? Kızımın geleceği söz konusu. Başka çare yok kızım. Ay çatlatma, insanı da söyle neymiş? O gece biz yokken Kuzey ile Bahar... Bahar! 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 Ay kız bayıldı. Bahar. Kızım. Ay. Kızım Allah aşkına koş bir su getir çocuğa hadi. Soğan da getir, soğan da. Kolonya neredeydi ya? Bahar kızım. Ne oldu bu çocuğa? Allah. Ne oluyor burada? Bahar? Bahar iyi misin? Bahar. Bahar aç gözlerini Bahar. Ne oldu? Niye bayıldı? Ben içeri girdiğimde kavga ediyorlardı. Cavidan size çok önemli bir şey söylemem lazım dedi. Bahar da sakın söyleme dedi. Ha işte sonra da küt diye bayıldı kız. Bahar. Kendine geliyor Bahar. Kızım iyi misin? Dur 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 yavaş. Bekle ya. bekle. Yavaş. Yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme. Ver. Al kızım al. İyi misin? İyiyim. Biraz tansiyonum düştü herhalde. Annem de size onu söyleyecekti. Neyi söyleyecekti? Şey ben birkaç gündür iyi değilim de... hiçbir şey de yiyemiyorum. Annem hastaneye götürün diyecekti. İyidir, niye söylemiyorsun Bahar? Tamam hazırlan gidelim hemen hadi. Şey ben biraz uyusam...
Belki geçer yani, sonra gideriz. Olur mu? Anne, hadi biz çıkalım, Bahar da biraz dinlensin. Niye anlatmama izin vermedin? Ne Kuzey'e, yapamam ben bunu. Söz verdim ben ona. Kimse duymayacak, öğrenmeyecek dedim. Kız ne unutması? Anne, Kuzey'e yapamam bunu. Beni o zaman asla affetmez. Hem ben Kuzey'i annesiyle ablasının önünde zor durumda bırakamam. O zaman ikinci plana geçeceğiz. Bunu içeceksin. Bu hapları yutup intihar etmiş gibi yapacaksın. Ne? Duydun beni. Sonra bir de mektup yazacaksın. Olan biten her şeyi anlatacaksın. Ne diyorsun anne sen ya? Ya kızım tamam, korkma. Biz seni hastaneye götürürüz. Mideni falan yıkatırız. Sana hiçbir şey olmaz. Zaten hastaneden çıkınca da nikahı kıyarız. Ne, sen ne dediğinin farkında mısın ya? Tamam anne, sen Seher ablayla konuş. İzade-i şu davası açarız. Hallederiz bunu, bir şey yok bunda. Ay oğlum, vallahi kadın bir sevinecek, bir sevinecek. Çok sağ ol yavrum. Hah. Al ablam kahve. Sağ ol ablacığım. Ay şu Seher'in davasını sordum ben de. İyi iyi, Kuzey halleder. Kuzey, Bahar'ın neyi varmış? Ya söyledi ya, yemek yememiş çocuk. Hali de yokmuş işte, yani öyle halsiz falanmış. Onu anladım da anne, hani midesini bozmuş, üşütmüş, onu soruyorum ben. Allah Allah, kızım ne bilsin çocuk? Hadi bırak çalışsın, sen de git şu sepeti al, ütüye bir başla. Çok işimiz var, hadi. Tamam annem. Hadi. Bu ne? Aa, Sıla'nın ördüğü bileklik değil mi o? Ver anne onu, ver bana. Hadi oğlum biz gidelim de sen çalış. Ulan ne verdiysek baksana sürekli sırıtıyor. Sevdin bu ayı. Kız! Sen ne güzel raks ettin az önce kocanla. Hep böyle gönlümü eğlendir. Ya muradın gerçekleşmezse, ya Bahar gelmezse? İşte o zaman bileğinden düşer zaten. Bir yolunu bulur, senden gider. Az önce gülüyordu. Şimdi ağlıyor, kafayı yedi iyice. Kız kalk, kalk. Gir içeri. İçeri gir, millet bir şey oldu sanacak. Sıla kalk. Sıla. Yürü içeri. Kuzey.
Saçmalama anne ya. İlaç milaç içmem ben. Ne diyorsam onu yapacaksın. Yapmayacağım. Kuzey'in arkasından iş çevirmem ben. Ya kızım ne iş çevirmesi? Allah aşkına şunu içeceksin o kadar. Ya anne delirdin mi sen ya? Ölürsem ne olacak? Ya kızınım ben senin kızın. Nasıl göze alabiliyorsun bunu? Ölmezsin. Kuzey yetiştirir seni hastaneye. Hem bütün işler de ortaya çıkar ha güzelce. Anne yapmayacağım dedim ya. Kızım sen bu Kuzey'le evlenmek istiyor musun istemiyor musun? O zaman dediklerimi yapacaksın. Yapacaksın ki yani Naciye de öğrensin bu olanları. Zaten o öğrendikten sonra şıp diye nikaha basar. Kuzey'e tuzak kurmam ben. Kimse bilmeyecek bu işi. Hem bilse de olmaz zaten. Niyeymiş o? Ya Kuzey ablamı seviyor çünkü anladın mı? Kuzey ablamı seviyor. O yüzden olmaz bu iş. Sen öyle san. Heh. Bahar. Biraz daha iyi misin? Bak istiyorsan doktora falan gidebiliriz. Yok yok iyiyim. Gerçekten. İyi peki. Sen kaç gündür benim yüzümden mi yemek yemiyorsun? Yok. Yani senin yüzünden değil. Sen merak etme ben iyiyim. Hem bir şeyler yiyeceğim zaten şimdi. İyi. Peki. İhmal etme tamam? Tamam. Sen merak etme. Kafana takma olur mu? Bahar. Sen benim hayatımda tanıdığım en güzel, en iyi kızsın. Bunu bil yeter tamam? Sıla. Alo. Hala bu kıza yine bir şeyler oluyor. Yine ne oluyor? Ne bileyim ben. Kafayı tırlattı iyice bu. Az önce zil takıp oynuyordu şimdi ağlıyor. Ne yapayım ben hastaneye mi götüreyim? Götür götür. İyileşsin. Ondan sonra da gitsin polislere her şeyi anlatsın. Ne yapayım o zaman? Ya Allah Allah. Vur ağzını oturt aşağı. Sen kocası değil misin? Ne diyorsun hala ya? Döveyim mi yani? Ya kız senin değil mi? İster döv isterse. Hadi kapat. Benim işim var. Sakin ol, kendine gel Sıla. Sıla niye ağlıyorsun? Sıla. Peki. Bahar'ın gelmesini istemezsen ya muradını kaybettiysen ya sevdiğin kadın sana ihanet ettiyse ve sen bir daha hiç sevemeyeceğini hissediyorsan hı? İşte o zaman yakmak lazım bunu. Yakıp her şeyden kurtulmak lazım. Sıla!
Sıla sakin ol. Yeter! Sıla. Demek ilaçları içmeyeceksin Bahar Hanım. Hadi bakalım. Al kızma. İç şunu, biraz vitamin olsun. Ne bu? Kuzey sıkmış. Bir şey yemiyor deyince bari bunu içsin dedi. Kuzey, deli gibi sevdim seni. İlk gördüğüm günden beri sevdim. Hiç umudum olmasa da hep senin olmak istedim. Sonunda muradım gerçek oldu. O gece senin oldum. Gülümsedin bana. Aşıksın sandım. Teslim oldum aşkına. Ama şimdi görüyorum ki sen pişmansın. Ben o geceyi yaşadığım için ne kadar mutluysam, sen de bir o kadar pişmansın. Gitmeme izin vermedin. Vicdanın rahat olsun diye gidecektim. Gidemedim. Ama ben bu yükle artık yaşayamam. İlkim sendin. Sonum da sen ol. Sakın kendini suçlama. Hepsi benim hatam. Hoşça kal. Ay başım. Ne oluyor ya? Ne oluyor bana ya? Ay başım. Sıla. Sıla. Sıla aç gözünü. Sıla. Sıla aç gözünü. Sıla bir şey söyle. Sıla.
Şimdi oldu. Şimdi de Kuzey senle evlenmesin de görelim. Bahar! Bahar! Yetişin! İmdat! Bahar ölüyor, yetişin! İmdat! Kızım! Ay kızım! Kızım ölüyor! Allah Allah! Ya duymuyor mu bunlar? Ne gelen var ne giden. Naciye Hanım! Hülya! Allah Allah! Ya nerede bunlar? Bahar! Vallahi çok iyi geldi. Hep yapalım bunu, olur mu oğlum? Olur anneciğim, yaparız. Kuzey. Şu bileklik. Hani Sıla'nın verdi. Nereden çıktı? Anne. Bırak ablacığım, bırak. Annem ne merak ediyorsa sorsun. Anneciğim, ben o bilekliği bahçede buldum. Benimki odamdaydı. Muhtemelen o bileklik Sıla'nın. Nasıl yani? Sıla mı gelmiş? Cavidan yoksa onu içeri mi aldı? Ha? Yok canım, sanmam. Ay, niye geldi o uğursuz? Hayır, geldi geldi de burada ne yaptı da gitti acaba? Kuzey, sana bir şey mi söyleyecekti? Ben de öyle sanıyordum ama... Neyse, kapatalım Sıla konusunu, tamam hadi. Peki Bahar? Sıla, aç gözlerini. Sıla. Allah'ım ya ölürse. Ya ölürse Sıla, aç gözlerini. Aradığınız kişiye şu anda... Oğlum bir kere de işe yarar. Bir kere. Sıla. Sıla, aç gözünü gülüm. Sıla, aç gözlerini, ne olur. Sıla. Sıla. Çok şükür. Çok şükür ölmemiş. Sıla. Merak etme, ölmeyeceksin. Hiçbir şey olmayacak sana, tamam mı? Hastaneye götüreceğim seni. Götür, götür. İyileşsin. Ondan sonra da gitsin polislere her şeyi anlatsın. Bahar mı? Bahar'ın ne alakası var?
Ay Kuzey, Allah aşkına saçmalıyor işte ya. Kızım sen eşeğin aklına karpuz kabuğu mu sokuyorsun ha? Sağ ol anneciğim. Bu yaştan sonra eşek de olduk. Sağ olasın. Üf, aman oğlum. O öyle bir laf işte. Hiç duymadın mı sen? Yani Hülya sizi sabah konuşurken duymuş da. O. Pardon. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Şey ben odama gideyim. Bahar. Hep böyle mi olacak? Nasıl? Affetmeyecek misin beni? Affedecek bir şey yok ki. Tamam kabul ediyorum. Ben bir hata yaptım. O gece bir hataydı ama çok gençsin be yani. Yapmadın. 21 yaşındayım ben, çocuk değilim. Hem ben de istedim. Senin bir suçun yok. Sen yaşadıklarımızdan pişmansın ama ben değilim. Ne duymuş? Bahar'la konuşuyordun. Bahar diyordu ki sen pişmansın ama ben pişman değilim. Ben de anlamadım, anneme sordum. Yoksa dedim... Yoksa ne ablacığım, yoksa ne? Yoksa dedim acaba bunların aralarında bir şey mi oldu dedim yani. Hülya, ya niye uzatıyorsun bunu bu kadar? Ben sana öyle bir şey olmaz demedim mi? Tamam anne sustum, tamam. Geç kaldın ama. 40 yılda bir oğlumla güzel bir vakit geçiriyoruz. Şurada 2 adım yürüdük, sen Bahar diyorsun ya. Tamam anne sustum, konuşmuyorum. Allah'ını seversen. Bahar kim? Benim oğlum kim? Bahar cahil, köylü, hizmetçi bir kız. Yani sen Kuzey'i kızdırmak için mi yapıyorsun bütün bunları? Neyse. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Tamam benim müvekkilim arıyor. Hadi. Alo. Yani şurada 40 yılda bir iki laf edeceğiz. Dertleşeceğiz. İçine ettin yani. Sağ ol. Ay öf anne ya. Ay şimdi suç bende mi? Yardım edin. Yardım edin. Kızım ölüyor. Yardım edin. Allah'ım sen yardım et. Kuzey Bey oğlum. Naciye Hanım. Kimse yok mu? Yardım edin. Hülya. Kuzey. Kuzey Bey oğlum. Hülya kimse yok mu? Cavidan mı o? Ay o galiba. Kuzey Bey oğlum gel gel gel. Gel yardım edin. Bahar odada. Ona yardım edin ne olur. İlaç içmiş yere düşmüş. Yanında ilaç var, intihar etti galiba. Yardım edin. Kızıma yardım edin. Ah. Bahar. Bahar. Bahar iyi misin? Bahar. Ay ilaç içmiş. Kuzey yaşıyor mu? Kurtarın kızımı ne olur. Ne olur kurtarın. Ne yapmış ki böyle? Niye böyle olmuş? Nabzı çok yavaş. Ay. Kuzey ay. Ne olur hemen hastaneye götür hemen. Kurtarın, kurtarın kızımı ne olur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ay Bahar'ım. Allah'ım yarabbim. Şu mektubu görmediler. Bunlar kör ya. Neyse yetiştiler de kızı kurtardılar. Bahar! Bahar! Sıla. Sıla aç gözlerini. Hadi bir şey söyle. Sıla. Korkmasan hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Korkmasan hiçbir şey olmayacak. Sıla. Sıla aç gözünü ne olur. Tamam. Hastaneye gidiyoruz, tamam mı?
Sen ediyorsun tamam mı? Ay Bahar. Doktor! Doktor yok mu doktor? Doktor! Bahar çok kötü Bahar. Çok kötü doktor. Doktor hemen bir şey ne oldu yapayım. Neden baygın? Çok sayıda iletişti. Çok sayıda hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Lütfen hemen lütfen. Tamam siz burada bekleyin. Tamam. Bahar iyi olacaksın Bahar. Ne oldu? Yere düştü. Kafası kanıyor. Yardım edin. İçeri girmeyin. Gereken müdahaleyi biz yaparız. Siz dışarıda bekleyin. Allah kahretsin. Bunlar nereden çıktı? Ah kızım ah! Bahar, Bahar kızım! Ah Bahar! Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bahar'ım kızım. Cavidan abla ne oldu bu kıza? Niye kıydı canına? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum ne olduğunu. Bence biliyorsun. Dün sen bir şey söylemek için geldin ama o kız düşünce oraya öyle kaldı. Soracaktım tabii. Yani kız çok kötü. Acaba Kuzey mi oğlum bir şey biliyor mu diye soracaktım. Kuzey mi? Evet. Yani o sizin gelmediğiniz günden beri kızdı. Bir haller var. Sürekli ağlıyor. Ne yiyor, ne içiyor. Uyumuyor. Şimdi de canına kıydı. Ya ne oldu bu kıza böyle? Kuzey. 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 Tamam. Kızım. Gel. Ne oldu sana? Ne oldu kızım? Kızım. Cavidan abla kurtulacak bak. Dua et gözünü seveyim yapma. Kurtulacak. Bak bütün perlilerini yapıp odaya alacaklar. Akşama dörde gideriz. Sen merak etme. Niye böyle oldu ya? Benim kızım gençecik güzel bir kız. Okul okuyacaktı. Niye böyle oldu? Niye canına kıydı? Niye bunu yaptı? Ben nasıl dayanırım ona biliyor musun? Ya ölürse Kuzey Bey oğlum. Ya ölürse benim kızım. Kızım ölürse ben ne yaparım? Bir şey olmayacak tamam. İyi olacak. İyi olacak. Nerede kaldı bu Cavidan Bey? Bir tuvalete gidip geleceğim dedi. Ya gelir şimdi. Anne, eve gidip pijama falan alsa mıydık kıza? Ya anası alsın. Ne atlıyorsun böyle lap diye? Anne, ne var bunda? Yazık ya, bak kıyamadım kıza. Ne oldu acaba? Ha? Niye bunalıma girdi? Gitme Bahar. Gitmek zorundayım Kuzey. Yapamam. Gitmek istiyorum. Çok utanıyorum senden. Bahar, bırakmam seni. Sen yanlış bir şey yapmadın. Tamam mı? Ben yaptım. Ortada bir hata varsa benim hatam. Çok büyük bir hataydı. Evet hataydı. Ama o hatayı ben yaptım. Sana aşık oldum. Seni çok seviyorum Kuzey. Ablama rağmen, herkese, her şeye rağmen seni çok seviyorum. Kendine gelince öğreniriz, o kadar merak ediyorsan. Kuzey, oğlum şu Cavidan'a bir bakıversene. Gelsin artık kızının başına, ne kadar oldu gideli. Olur. Üf.
say. Aptal, niye kızı buraya getirdin? Ben sana iyileşirse gidip bizi şikayet eder demedim mi? Ulan ne yapsaydım? Yere düştü, kafasını vurdu, kalkamadı. Her yer kan içindeydi. Korktum, ne yapsaydım? Ya o kalın kafalıdır, bir şey olmaz. Bana bak, şimdi git, kızı da al, hemen buradan götür kimseye görünmeden. Cavidan Hanım. Hayırdır? Kimle konuşuyordun sen? Ben şeyle konuşuyordum ya. Hemşireyle konuşuyordum da işi çıktı gitti herhalde. Al onu götür buradan falan diyordun. Kim götürüyor? Ya Bahar'ı dedim ya. Bahar'ı bırakın da götürelim biz eve. Evde bakarız dedim. Ne yaptı kızım, gözünü açtı mı? Hayır, daha uyanmadı. Ablam Bahar için evden kıyafet getirilmesini söyledi. Şimdi odada bekliyorlar seni. Hadi o zaman gidelim, hadi. Hadi. Cavidan, hadi eve git. Kızına çamaşır, pijama bir şeyler getir, hadi. Doğru diyorsun. Siz de gelin, birlikte gidelim. Yoruldunuz zaten. Kuzey Bey oğlum, sen de gel eve gidelim artık. Yok, ben gelmeyeyim. Siz gidin. Ben bari yalnız bırakmayayım. İyi madem, hadi biz gidelim. Evimize gidelim. Yavaş. Yavaş. Gel. Sıla. Söyledim beyefendi. Pardon. Alper. Bana bak, senin ne işin var burada? Bizi mi takip ediyorsun? Asıl sizin ne işiniz var burada? Sıla'ya bir şey mi oldu? Sana ne be? Lan Sıla'ya bir şey mi oldu dedim. İyi. Çok iyi. Mutlu bir haber almaya geldik. Sıla hamile sandık. Değilmiş. Ama bir gün çocuğumuz olacak. Hmm.
Kuzey Bey, hastamız uyandı. Teşekkürler. Cavidan abla, doktor gece hastanede kalmazsınız dedi ama sen yine de birkaç tane havlu koy. Biz sabahleyin Bahar'a güzel bir duş yaparız, olur mu? İyi gelir, rahatlar kız. İyi düşündün, iyi dedin. Dur alayım ben. Ay vallahi hastane kokusu üstüme sinmiş. Bir duş aldım, rahatladım. Siz ne yaptınız, bir haber var mı? Yok anne, Kuzey aramadı daha. Hay Allah. Cavidan Hanım sen biraz acele et. Şoför seni götürsün bıraksın. Kuzey'i hemen eve gönder. Ya çocuk vallahi çok yoruldu. Tamam olur. Yalnız benim kafama takıldı. Bu kız niye böyle bir şey yaptı? Yani niye intihara teşebbüs etti, ben anlamadım ki. Cavidan Hanım siz onun annesisiniz. Sizin bilmeniz gerekmiyor mu? Ya Hülya öyle diyorsun da. Ya o kadar kolay değil o işler. Yani bunlar çocukken su istiyor, su veriyorsun. Acıkıyor, yemeğini veriyorsun. Ama büyüyünce zorlaşıyor. Yani kendi yetiştirdiğin, büyüttüğün çocuk sana yabancı oluyor ya. Sıla gibi değil mi? Vallahi Cavidan, kusura bakma. Bütün hata sende. Benim evlatlarım böyle değil çok şükür. Eğer benim çocuklarım canına kıymaya kalksa ben bütün hatayı kendimde ararım. Anne. Ay, haklısın Naciye Hanım, haklısın. Ben cahilim, anlamıyorum ki. Aa, bu ne ki? Ha, demin ben de gördüm onu orada. Kim? Ne işi var burada ya? Daha iyi misin? İyiyim. Ne oldu bana? Bayılmışsın. Bayıldım mı? Neden? Bahar bak, biraz sonra doktor gelecek, seninle konuşacak. Psikiyatr, tamam mı? Ama... İlaç içmişsin, intihara kalkışmışsın. Ne? Ha tabii. Ay, tabii ki ben de geleceğim. Annem de yanımda. Hı-hı. Anne, derneğin organizasyonu varmış otizmli çocuklar için. Çok büyük bir organizasyonmuş. Sanatçılar da şarkı söyleyecekmiş. Aa, çok iyi. Oradan çok gelir toplanır. Söyle, bize de bir görev versinler. Alo. Tabii tabii. Siz bize görevlerimizi söyleyin, biz halledelim. Ha, Ferahi yengem mi? O da gelir. Yok canım, ne ayrılması. Dayım iş için yurt dışına gitti. Tabii tabii, dedikodu bunlar. Olur mu öyle şey? Melis hamile ya, yengem o yüzden yurt dışına gidemiyor. Size de, derneğinize de. Kapa şu telefonu be kadın. Hı hı, tamam. Tamam, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Annem, çok büyük bir organizasyon olacakmış. Biletlerin gelirinin bir kısmını da bu depremzede öğrencilere göndereceklermiş. Ne kadar iyi olur. Toplantıya gidelim, işin ucundan biz de tutalım, olur mu? Tamam kızım. Yalnız herhalde otel işini ayarlayamamışlar. Bize o görevi verecekler. Gel internetten şöyle bir otel bulalım. Bakalım. Ay hatta Kuzey'in bir müvekkilinin oteli vardı. Bir de onu soruşturalım. Tamam, tamam. Hülya bu elinde bir şey vardı, ona bakıyordun sen. Ay neydi vallahi? Ay ne bakıyorduk biz? Ha. Ay unuttum ben onu. Ne oldu? Neymiş kızım o? Aa! Ay! Bahar intihar mektubu yazmış. Ne? Bir kutu ilaç içmişsin Bahar. Ya Allah korusun, ya geç kalsaydık? Ha? Niye yaptın Bahar? O zaman ikinci plana geçeceğiz. Bunu içeceksin. Bu hapları yutup intihar etmiş gibi yapacaksın. Ne? Duydun beni. Sonra bir de mektup yazacaksın.
olan biten her şeyi anlatacaksın. Ne diyorsun anne sen ya? Yok kızım tamam korkma, biz seni hastaneye götürürüz, mideni falan yıkadırız, sana hiçbir şey olmaz. Zaten hastaneden çıkınca da nikahı kıyarız. Ne sen ne dediğinin farkında mısın ya? Al kızma. İç şunu, biraz vitamin olsun. Ne bu? Kuzey sıkmış. Bir şey yemiyor deyince bari bunu içsin dedi. Bahar. Tüm bu olanların benimle bilgisi var mı? Ha? Kuzey ben... Ben ya... Hastamız nasıl? Ay, okusana kızım ne yazıyor? Kuzey deli gibi sevdim seni. İlk gördüğüm günden beri sevdim. Hiç umudum olmasa da hep senin olmak istedim. Sonunda muradım gerçek oldu. O gece senin oldu. Ay başıma gelenler. Gülümsedin bana. Aşıksın sandım. Teslim oldum aşkına. Ama şimdi görüyorum ki pişmansın. Ben o geceyi yaşadığım için ne kadar mutluysam sen de o kadar pişmansın. Gitmek istedim, izin vermedin. Vicdanı rahat olsun diye gidecektim. Gidemedim. Ama ben bu yükle artık yaşayamam. İlkim sendin, sonum da sen ol. Sakın kendini suçlama. Hepsi benim suçum. Hoşça kal. Ay, ay vallahi bir şey oluyor bana. Anne, anne. Anne. Çekilin ya. Anne. 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 Ah, nasıl ya? Ay vallahi bana bir şey oluyor. Anne iyi misin? Ay Kuzey ile Bahar birlikte mi olmuş? Ay vah 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 başıma gelenler. Görüyor musun sen? Naciye Hanım, hani bana analık dersi veriyordun? Bak senin oğlun yüzünden kızım canına kıymaya kalkmış. İyi misin anne? Ah benim masum kızım. Benim saf kızım, senin koskoca oğlun benim genç kızımı kandırmış da kullanmış. Ay. Ne yapacağız biz şimdi? Kızımın namusu kirlendi. Naciye Hanım, böyle olmaz. Kuzey bunu mutlaka çözecek. Bu durumu halledecek.